güzel gelsin bakalım. Evet. Kızlar güzelce yoğurun. Beni dinleyin. Habibe beni dinliyor musun? Evet anne. Buraya kim geldiyse. Yoğururken hafif kuruduğunu hissettiğiniz dakika böyle birazcık elinizle o çeşmeden su baharatları alın. Da alıyorum anne. Evet evet baharatları. Ben şimdi bir kahve içip geliyorum tamam mı kızlar? Tamam anneciğim. Daha ne kadar toparlayacaksın ki inceltti ya zaten. Bunlar çok beceriksiz arkadaşlar. Ellerinin de ayarı yok. Biri ya çok ince ya. Yapar ya çok kalın İki yapar. İki kişi ortası yok bunlar ya. İki kişiler. İki dakika önce anneannen için ağlıyorsun. Burada iki dakika sonra hemen bir çenemi çalıştırayım. Yalnız ben anneannem geri kaldım. Ben anneannem için ağlamıyordum. Hayır soğandan benim gözüm yaşardı. Bunu sen de biliyorsun. Anneannemden de çok güzel bir şekilde başladı. Hadi güzel bir duyguyla girdin. Sana bir şey söyleyeyim. Böyle devam et. Aramızda tek duygusuz insan sensin. Bunun altına imzamı atarım. Kimse senin yanında ağlayamayacak mı? İnsanlar hep kullanacak mı? Bu kendi ağlamanın yerine korkmuş. Derken sürekli ağlayan birine bunu demem gayet. Sürekli ağlayan. Nur da dün oyundan sonra ağladı. Kızın üstüne gidiyorum. Nur yüzünden yaptık diye. Allah Allah. Bütün gün ağladı. Bakın yetiştirmiyor. Hemen elleri çalışıyor hızlı hızlı. Hadi. Siz de Deniz'i dışlıyorsunuz arkadaşlar. Bunu izleyince göreceksin Deniz evet, bu arada. Evet doğru. Dışlama doğru denmez ama. Dışlama değil. Yanlışına yanlış yaptığı diyoruz. Hareketler. Yanlışına. Yaptığım hareketler mi? Sen kendine bak. Ben bu Deniz'den bıktım arkadaşlar ya. Sürekli hani bir ona doğru yanlış yapıyorsun Deniz dediğim zaman yok kabul etmiyor. Hayır sen bilemezsin. Ben yanlış yapmam. Ben doğruyum. Karışma bana. Sus. Kes sesini. Bu nereye kadar böyle? Hani biz bir takımız, grubuz ve birbirimize uyum sağlamak zorundayız. Ben onu kontrollamaktan bıktım. Yarışlarda gerçekten geri planda başarısız. Ama buna rağmen çok fazla konuşuyor. İletişim kurmaya çalışıyorsun, yanlışını anlatmaya çalışıyorsun. Yok, kesinlikle ve iletişime hafta, kapalı, duvar gibi. Bu hafta hepimiz biliyorsunuz ki onu alttan almaya çalıştık evet. Ki oyunları kazanalım, altınları tamam, alalım. Alışsın diye bir şeyler yaptık. Ben de mesela yeni geldim ama alışabildim size. Ama bu onda bu yok, kesinlikle yok. Kimse kimseyi alttan almak zorunda da değil. Gerçekten değil. Evet takımız takımını kaybetmeyeceğiz ama sürekli de bir kişinin üzerinde pop, yani bir kişiyi şey yapmayacağız, poplamayacağız. Sen tek bir kişisin. Sen bize ayak uydur. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz. Yanlış ya. Bir şey de yapmıyoruz. Evet. Gerçekten evet. Yanlış bir şey yapsak. Burada alınmaca, gücenmece yok ki yani. Hepimiz birbirimize yapamadığımız zaman neden yapamıyorsun diye bağırıyoruz. Evet. Ben çıkıp da siz bana niye bağırıyorsunuz demiyorum ama oradan oyununu bırakıp bize laf yetiştiriyor. Oyun bırakmak Menekşe'de de vardı, Deniz'de de var. Ama bu ciddiyetin kesinlikle farkında değil bence nereye geldiğimiz. Zaten 4 gündür farkında değildi, bugün de farkında değil. Ben yazacağım, daha bu konuda netim. Ben kendimi de, düzeltmek zorunda, ayak uydurmak zorunda. Biz 3 kişiyiz, o 1 kişi, 1 kişi 3 kişi ayak uyduracak. Uyduramazsa bu hafta kazandık mı? Önümüzdeki ilk kaybettiğimiz hafta gideceğim. Arkadaşlar arkamdan bayağı bir atıp tutmuşsunuz. Yüzüne de söyledik, bir dakika eğer 3 kişi yanlışsa bir kişi doğruysa ben yanlışa geçmek zorunda değilim. Bu birincisi. Biz mi yanlışız? Evet yanlış? Kesinlikle yanlış. Hayır sürekli laf yapıyor. Elin çalışmıyor. Senin karşı elin, takım bak, yapıp dinlemiyor. Ben aynı yapıyor. Şeyi yapıyor. Dinlemiyor. Sen bir şey söyleyeyim mi? Evet çok aynı şeyi şu anda yapıyorum. Sen çok düz bir sen insansın. Sen çok düz bir insansın. Sen. Habibe çok güçsüz sadece ağzın çalışıyor. Menekşe yo, benim gücüm herkes görüyor. Menekşe iyi ki de bu takımda yani anlıyorum onu neden o takıma gitmek istediğini. Çünkü gerçekten bu takım istiyorsun? Tam bir kurtlar sofrası. Kurtlar yüzlerine sofrası gülüyorlar, yüzümüze gülüyorlar benim arkamdan. Gülüyorlar, arkamdan da konuşuyorlar. Deniz zaten dünkü oyunda da gördük. Sen tamamen iletişime kapalı bir insansın. Öyle değilim. Biz seni sürekli pohpohlamak zorunda değiliz. Sen bize ayak uydurmak zorundasın. Çünkü oyunlardaki performansımız belli. Performans, evet. Evet, dünkü odun oyunda gördük. Seni de gördük. Odunların çok kötüydü ve kıramadın. Bu arada bir şey diyeceğim. Dün herkes ama dinlemiyorsun zorlandı. Ki, dinlemiyorsun. Herkes zorlandı. Bitmedi. Ama kadar? Bak, sen bitsin. Var ya, kavga ettin tahtayla. Odunla kavga ettin. O kırılmayacak sen benimle dinliyorum. Kavga ediyorsun işte, dinliyorum sorun orada. Işte. Sen niye benimle kavga dinliyorum. Ediyorsun orada?
Senin yüzünden yarışı kaybetseydik ne olacaktı? Şov yapmaya çalıştık. Evet. Ay, şov ya bıraktın, evet, odunu kırmayı bıraktın. Bana dönüp benimle konuşuyorsun. Tamam şimdi ben... Ben sana orada kötü bir şey söyledim mi? Bitmedi konuşması. Daha ne kadar... Bir dinle artık. Dinliyorum zaten. Allah Allah, bir dinlemen gerekiyor. Dinliyorum, evet. Dün oyunda da böyle yaptığın için kaybedebilirdik. Sen başarısızlığını bağırıp çağırmayla... Asla, asla öyle yapmıyorum. Bu takım... Tuz nereye atılıyordu? Tamam da bu tuz benim önümde niye vardı? Bu niye bu önde? Ben... Niye dinledin ki onu? Ay onu kimseye dinlemedim. Bu niye benim önümde? Tamam, salla, salla onları. Sıkıntı şey, yok. Tuzlarını at, at falan. Abi be biraz sakin ol ya. Hepsini birbirine kattım bak ya, çorba oldu ya. Senin yüzünden bak kafasını karıştı. Çok yapıyordun zaten. Ben yapmadım. Öyle çok dinleyeceksin. Ama tuzlarını aldım zaten. Ama sen bizi dinlemiyorsun. Ben toparlayamıyorsun. Toparlayamıyorsun. Sen toparlayamıyorsun. Susun bakayım. Hadi bakalım. Susar mısınız lütfen? Deniz gideceğiz. Siz burayı nereye çevirdiniz farkında mı? Deniz! Beni bile bağırttırıyorsunuz ya. 50 yaşıma kadar sesimi yükseltmemişim ben kimseye. Ne yaptın sen Habibe? Bu tuz... Önümde tuz vardı. Onun için vardı bilmiyorum. Bu tuz benim tuzum. Altta duruyordu. Ben sizin yemeklerinizi... Tamam, tuzunu buradaydı. Ben veriyorum biliyorsunuz. Şey, benim tezgahımdaydı. Sonra ben bunu buraya kaldırdım. Bunun içini kim yaptı? Arkadaş yaptı. Kızım sen niye söylemiyorsun ben baharatını koydum sen tuzu niye bocalıyorsun içine yok, diye? Yok anneciğim zaten hatayı baştan kaldırmamış. Benim hatam değil, senin ağzın çok laf yaptığında sen hata yaptın. Benim sorduğum hatam soruya cevap verir misin Deniz? Benim yok, sorduğum soruya cevap verir misin? Bir insan... Burada birbirinize laf yetiştirirken anneciğim, arkadaşım dinler misin beni lütfen? Anne bile laf yetiştiriyor. Sen de sus Buşra'cığım. Sakın ben bir daha konuşurken, sakın. Duydun mu? Burada arkadaşın bir hata yapıyor. Sen ona laf yetiştirmekten benimle göz teması kurar mısın? Laf yetiştirmekten içine tuzu bocaladığını bile görmüyorsun. Habibe sen de öyle. Sen de öyle kızım. Önemli bir konuydu gerçekten. Ben bunu finalde düşüneceğim. Ben size söyleyeyim. Ama ben toparladım çok dökmeden şu anda. Yeniden yoğurdu. Hayır, bütün tuzları hepsini... Şimdi ben o gördüm zaten. Tamam. Öyle bir bu yarıya kadar böyle tamamı doluydu. Bak şu yarısına kadar içine tuz aldın sen. Ben gördüm. Tamam, şöyle yaptım. Onları sirkeledim. Buradaydı zaten. İçine dökecektim. Hepsini sirkeledim. Elimle aldım, buraya attım. Bak siz hayatta geçmişte var ya, ne kaybederseniz bu dinlememenizden kaybediyorsunuz. Sadece konuşmayı biliyorsunuz.